Evet arkadaşlar nota değer tablosunu görüyorsunuz burada. Çok basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, en başta görmüş olduğunuz işaretledim yani birlik nota. Buna dikkat edin. Şimdi birlik notalar kendi içinde yani soy ağacı gibi düşünün böyle. Parçalar ayrılıyor. iki kol ayrılmış gördüğünüz gibi birlik nota. Birlik notayı parçalarsanız ikilik notalar elde ediyorsunuz. Tamam mı? İki tane ikilik elde ediyorsunuz. Burada da sizlere işaretliyorum ikilik notanın görüntüsünü. Şimdi ikili parçadığını 4'lük, 8'lik, 16'lık, 32'lik, 64'lük vesaire vesaire gidiyor bu şekilde. Ne kadar işte parçalanma oldukça o kadar işte hızlanma oluyor biliyor notaların yazımına göre. Şimdi buna girmeyeceğim. Sadece tablodan bahsedeyim. Şimdi bir tane birlik notayı parçaladığınızda ikilik notalar ortaya çıkıyor. Kaç tane ikilik? 2 İki tane ikilik gördüğünüz gibi. Şimdi sol taraftan gidelim. Örnekler çok kafanızı karıştırmasın. İkilik notayı parçaladığınızda İki tane dörtlük elde ediyorsunuz gördüğünüz gibi bakın işaretliyorum burada da iki tane dörtlük elde ediyorsunuz Ondan sonra dörtlü bir tane dörtlü parçaladığınızda 8'lik elde ediyorsunuz bakın arkadaşlar dikkat edin iki tane 8'lik elde ediyorsunuz 8'likleri parçalıyorsunuz 16'lıklar bakın çift kuyruklu 16 16'yı altı. parçalıyorsunuz 32 Üç tane kuyruğu var arkadaşlar dikkat edin bakın yani bunlar birleşik hal yazılmış 3 tane kulüp var dikkat edin. şey i̇şte 32'li parçalım 64. Bunlar da 4 kulüp vesaire bu şekilde gidiyor. Dikkat etmeniz gereken size birisi bir şey sordu. İşte diyecek ki bir tane birlik nota kaç tane ikilik notaya denk gelir? Tamam mı? İkilik notaya. Hemen bakacaksın tabloda. İşaretliyorum bakın. Bir tane birlik burada. Ee, kollarına bakıyorum. Aa, iki tane ikilik notaya denk gelmiş. Değil mi? Doğru. Bu tablo size bu konuda çok yardımcı olacak. Diyelim ki e, bir tane ikilik nota Kaç tane dörtlüğe denk geliyor dediklerinde bir tane ikilik bakın işaretliyorum bir tane ikilik kaç tane dörtlüğe denk geliyor kelimesini kullandığında hemen bakın kaç ayrılmış iki, iki tane gördün mü? iki tane dörtlüğe denk geliyor. Mesela bir tane dörtlük hemen işaretliyorum bakın bir tane dörtlük kaç tane sekize denk gelir tamam mı? Hemen bakın aşağıda iki tane sekizlik var. Yani bu sizin şifreniz. Sorulan bir soru da her zaman burada size yardımcı olur. Gerçekten çok faydasını görürsünüz. Bununla ilgili bir açıklama yapmak istedim çünkü çok sorular var bununla ilgili. Diyelim şöyle iki tane ikilik kaç tane dörtle geliyor? Bakın iki tane ikilik kaç tane dörtle denk geliyor? Alt satırdaki bütün dörtleri sayacaksınız 4 Dört tane dörtle denk geliyor. Yani bu tablo size yol gösteriyor. Bununla ilgili yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi bunların portör üzerindeki yazılımlarına bakalım. Bir sonraki dersimizde. Evet arkadaşlar. Az önceki nota değer tablosunu göstermiştim. Şimdi ise bunların portör üzerindeki yazılımlarını görüyorsunuz. Yani en azından gözünüzde daha, gözünüz daha aşina olmuş olur buna. Birden yediye kadar olan numaraları görüyorsunuz. Şimdi birinci ölçüde yazılmış olan birlik nota. Zaten altında da yazıyor ikincisi ikinci ilk nota dörtlük 8'lik 16'lık 32'lik 64'lük diye gidiyor şimdi bu tarz e, notalar gördüğünüzde hangisi hangisi vesaire gibi e, kafa karışıklığı olabilir bununla ilgili çok pratik yapmak lazım birlik nota işte diyelim gördüğün zaman bunu hiç unutmayacaksınız ikilik nota için de hepsi için geçerli tabi bu sadece size burada vermek istediğim örnek tamamen e, gözünüz aşina olsun işte Hocam burada işte tek kuyruk var işte bu karşılık notolu oluyor dediğinde hemen bakacaksınız 8'lik nota diye işaret işaretleyeceksiniz ya da söyleyeceksiniz. İşte hocam 4'lük nota nasıldı? Hemen bakın 3 numaraya. 4'lük notanın yazılımı. Bu tarz gibi çalışmalar gözünüz aşina olsun. Size de çok faydası olur bununla ilgili. bu tarz kısa kısa açıklamaları yapacağım. Yapmaya da devam edeceğim. hemen bir sonrakine bakalım. Bir sonraki dersimize. Evet arkadaşlar şimdi ölçü nedir? Bununla ilgili kısa bilgiler vereyim. Türkünün ya da şarkının eşit süreli bölümlerine ölçü diyoruz biz. Ölçü, ölçü gösteren rakamlarla belirtilir. Yani aşağıda da göreceksiniz birazdan. Ölçü gösteren rakamlardan mesela alttaki rakam değer parçasını, alttaki var ya örnek gösteriyorum bakın aşağıda değer parçasını, üstteki rakam ise her ölçüde o değer parçasından kaç tane bulunacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani ölçü batılı bir kavram olduğu için sayılı ve sayılarak ifade edilir. Şimdi ölçü gösteren rakamları. Şimdi gördüğünüz gibi ölçü gösteren rakamlara gelelim. Mesela 2-8'den örnek verelim. 2-8'e dikkat edin orada. Tane ve değer gördüğünüz gibi. 2 tane 8'lik diyorsunuz mesela konuşma dili bu. 2 tane 4'lük, 3 tane 4'lük, 4-8, 4-4 vesaire gibi konuşmalar yapacaksınız. Şimdi... Ee, türküler, türküdeki eşit süreleri mesela bölümleri ayıran ve portreyi dikey olarak kesen çizgi ölçü diyoruz. Ölçü çizgisi diyoruz buna yani. Ölçü çizgisi şu işaretlemiş oldum arkadaşlar bakın. Yani eşit süreli bölümlere ayırıyoruz ve portreyi dikey olarak ortadan yani kesiyoruz direkt gördüğünüz gibi çizgi. Türküde ölçü değiştiğinde çift ölçü çizgisi kullanır mesela. Türkünün son ölçüsünde kullanılan çift çizgi ise bitiş çizgisi diyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten örneklerde de görüyorsunuz. Şimdi örnek vereyim. 2 dörtlük mesela 2 dörtlükten aşağıdaki tabloda da görüyorsunuz. 2 dörtlükten örnek veriyorum. Mesela görmüş olduğunuz notalar dörtlük notalar gördüğünüz gibi. Hemen değer tablosuna da bakabilirsiniz aklınıza takılırsa. Şimdi bir tane dörtlük yazdık ve bir tane daha dörtlük yazdık. Ölçü çizgisini kapattık. Gördünüz mü çünkü ben, benden istenen iki tane dörtlük görmüş olduğunuz gibi iki tane dörtlük istiyor benden İki tane dörtlük istemiş olduğu için ölçü çizgisini tamamlıyorum ve kapatıyorum yani bir tane ölçü çizgisi geliyor görmüş olduğunuz gibi orada da yazıyor zaten devam ediyorum vesaire yine örnekler işte e, cc yazmış iki tane dörtlük yine eserimiz dörtlük iki dörtlük olduğu için bu da tamam vesaire örnekler bu şekilde devam edebiliyor. Şimdi bir alta inelim üç dörtlük yazmış. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen sayacaksınız 3 tane dörtlük var mı? Bir ölçü'nün içerisinde 3 tane dörtlük var mı? Basayalım. 1, 2, 3. Bir tane ölçü çizgisi gelmiş ve kapatmış. Bu doğru bir şeydir. Çünkü sayacaksınız hemen. 1 dörtlük, 2 dörtlük, 3 dörtlük. Bakayım. Gerçekten 3 dörtlük mü? Evet 3 dörtlük istemiş benden. Ölçü çizgisini kapatıyorsunuz. Yani çok basit arkadaşlar. Bir hemen aşağı inelim. 4 dörtlü inelim. Oradan da size örnek vereyim. Hemen yine dörtlük nota üzerinden örnek verilmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4. Hemen sayın. Acaba hocam bu kaçlık notaydı işte ben bilmiyorum falan dediğiniz anda hemen gidin değer tablosuna bakın. Orada zaten ismini bulacaksınız. 1, 2, 3, 4. Bizden istenen bir ölçü içerisinde 4 tane dörtlük olması. Gördüğünüz gibi 4 tane dörtlük bakın. 1, 2, 3, 4. Yani şimdi bu tarz çalışmaları yapın. Yani mesela ölçüler de kendi içinde 3 ayrılabiliyor. İşte basit, birleşik, aksak ölçüler. bunlarla ilgili örnekler de vereceğim zaten. Burada kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Zaten tabloda yani sayfada her şey açık bir şekilde ifade edilmiş artık arkadaşlar. Ben sadece bunu size sesli sunum olarak yapıyorum. Örnek olarak gösteriyorum. Bir sonraki dersinde bununla ilgili M üzerinde nasıl çalınabilir, nasıl üflenebilir gibi vurgular, öğretiler göstereceğim. Geçelim diğer dersimize. Şu an son olarak uygulamalı olarak göstereceğim size son sayfadayız bununla ilgili sayfalar devam edecek ama Bugünlük için son sayfa olsun çünkü çok yormayalım Şimdi eseri görüyorsunuz sol anahtarı ve 4 dört dörtlük bir eser oradaki C işareti gibi gözüken dört dörtlük anlamına geliyor Bu da size bir dipnot olarak kalsın Bunu gördüğün zaman hep 4 dört dörtlüktür unutmayın Şimdi birinci ölçüyü okunu, okuyunuz dediğim zaman Başlayacaksınız sol la si do ve çiz, ölçü çizgisi geldi Dikkat edin buna tam mı? Birinci ölçü bu. İkinci ölçü hangisi? Re, mi, fa, sol. Ölçü çizgisi geldi. Daha sonra sol, fa, mi, re. Yine ölçü çizgisi ve do, si, la, sol. Ölçü çizgisiyle kapandı. Şimdi bu hep e, ölçü aralıklarını bunu dediğim gibi dikkat edin. Okuyacağınız şey diyeceğim ki birinci satır, ikinci ölçü hemen re, mi, fa, sol deyip kapatacaksınız. Bu kadar. Şimdi uygulama olarak örnek göstereceğim. Sol, Bak sol. Yavaş vuruyorum. Yavaş gösteriyorum. Sol. La. Si. Do. Ölçü çizgisi geldi ve kapattık. Şimdi aşağıda ok gösteriyor size. Normalde e, o vuruş zamanı görmüyorsun. Sol. Bak güçlü zaman iniyor. Sol. Demiyorsun. Sol. Tamam mı? Daha dikkat edin. Sol. La. Si. Do. Hızlı okursanız sol la si do düşünün. Vuruş zamanını düşürürseniz sol la güçlü zaman sayacaksınız yani ilk indiğiniz zamanı sayacaksınız unutmayın. Şimdi sol diyorsunuz sol çalıyorsunuz. Sol perdemiz hangisiydi? Şu. Şunu basıyorsun. Bakın. Sol. Daha sonra la geliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın la. La perdemiz buydu. Bakın. Bakın la. Daha sonra si geliyor. Si de bu. Yeni öğrenenler için ön fikir olsun. En son, son olarak do. Dediniz ve ölçü çizgisi geldi. Kapattınız tamam mı? Çalışmanız bu şekilde olacak. Hızlandırırsanız sol la si do şöyle bu tarz uygulamaları gösteriyorum. Karşılık nota dediğimde size dörtlük notalar diyeceksiniz tamam mı? Ölçü çizgisinde yazılan nota karşılık nota ya da şu nota karşılık nota dediğimde hemen pratiğe dökmeniz lazım. Şimdi bir alt satıra inelim. Alt satırda da 8'lik notaları görüyorsunuz. 8'lik olarak yazılmış. Bunlar size şey 4'lük, 8'lik, 16'lık, 32'lik vesaire vesaire gidiyordu. Ben sadece size kısa bir örnek göstereyim. 8'lik. 8'lik vuruşumuz şöyle. 1 2 diye gibi düşün tamam mı? 1 2. Mesela ilk ölçüden örnek vermek gerekirse sol la sol la. Çünkü neydi bir 4'lük zaman vuruşumuz? 1 2. Şimdi sol la çıkarken nota okuyacağız. Mesela sol la diyorsunuz dediniz ve söylenen notayı çaldınız ve devam edeceksiniz. Sol la si do re mi fa sol. Yavaş bir şekilde çalıyorum. Bakın. fa sol diyorsunuz ve ölçü çizgisi geldi kapattınız. Ee, bu tarz yazımlarda görmüş olduğunuz 8'lik notalar arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Daha sonra bir alt satıra indiğinizde 1 8'lik 2 16'lık görüyorsunuz. Sol sol sol. Böyle ölçü ölçü ve kalıplar çok uzatmadan gidiyorum ki çok sıkmayayım size. Bakın ilk kalıptan bahsediyorum. Sol sol sol. Altta da okları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar oklarla işaretlenmiş zaten. Her bir vuruşun bir vuruşun sekizlik, çıkışınızda sekizlik gibi düşünün. Ama şimdi bir vuruşun sekizlik, diğer iki nota 16'lık olduğu için eşit parça biliyorsunuz. Bak orada zaten çok basit bir şekilde çizilmiş. Sekizlik, sekizlik ama iki tane 16'lık okumanız lazım. Eşit parça biliyorsunuz. Sol, sol, sol. Bakın. Bak, sol, sol, sol. sol 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 en azından şu dersin içinde de aynı zamanda çarpma çarpma vurgulara da dikkat edin. Sol 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 yaptınız. Bakın son kez. Bir de örnek la'dan da vereyim. La la la. Bakın çarpmalara dikkat edin. La la la. La perdesine geliyorsunuz. Zaten ilk la'yı üflüyorsunuz 8 la'yı bakın. Çıkarken de la la. O kalıbı bir daha gösteriyorum. La la la. Sol perdesine çarpma yapıyorsunuz. Buna dikkat edin. Basmıyorsunuz tamam mı? Çarpma yapıyorsunuz. Basmıyorsunuz. Si 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 vesaire gidiyor. Bir alt satıra ineyim arkadaşlar hemen. Orada da görmüş olduğunuz tam tersi aslında. İnerken iki tane okuyacaksınız sol 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 tamam mı sol 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 bak sol 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 sol, 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 sol. Ya bu gibi sol yapın. Ben zaten gerekli çalışmaları size paylaşıyorum. Ee, bunun dışında aklınıza takılan sorular varsa sorun. Son bir kez söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Tabloyu iyi inceleyin. Size çok faydasını görürsünüz. Ben çok şu an mevzularına örnek göstermedim. Özellikle şunu da söyleyeyim. Yeni arkadaşlar içine bir kez daha diğer derslerimde söylemiştim gerçi bunu. Bir kez daha notaların yerlerini gösteriyorum size. Bakın. Fa, Sol, La, Si, Do. Bakın Do. Şöyle elimi çekeyim. Re, Mi. Fa diyez. Bakın arkadaşlar fa diyez. Bu fa natural. Unutmayın bunu. Fa diyez. Fa natural. Sol. Bitti. Şu da sol. Bu kalın. Bu da ince. Bu tarz çalışmaları yapın. Özellikle yeni başlayanlar için çektim bu videoyu. Yani nota eğitimi için de çektim. Yani çok nota eğitimin ayrıntısına girersem zaten çok video da yetmez. Zaman da yetmez. Sizin de çok sıkmış olurum. Daha basit bir şekilde anlatıyorum. Dediğim gibi sorularınız varsa yorum olarak yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.